Erdoğan ilk kez dün Hatay'da depremzedelerin konutlarının teslim töreninde konuya dair, daha doğrusu sürece dair birkaç cümle sarf etti. Bin düşünüyor, bir söylüyoruz dedi. Sayın Bahçeli'nin de dün söyledikleri önemliydi, yaptığı o çıkıştan sonra. Hepsini bir arada görelim ve DEM kanadına da bakalım, size gelelim. Buyurun Sayın Erdoğan, dinleyelim. O halde büyük bir inançla diyebiliriz ki Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Merhum Gökalp 20... Biz meseleleri başkaları gibi yarım asırlık, çeyrek asırlık tecrübeyle değil, 2200 yıllık bu süreci aşan köklü bir hafızayla değerlendiriyoruz. Bin düşünüyor, bir söylüyoruz. İktidar ve ittifak olarak bir adım atmadan önce de her şeyi en ince detayına kadar hesaba katıyoruz. Buradaki o iki kelime, iktidar ve ittifak olarak, biz söylediğimiz her kelimeyi bin düşünüyor, bir söylüyoruz ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz. İşte bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında o çağrıyla ilgili bir haberi olup olmadığına dair bize aslında bir ipucu veriyor mu? Hasan Sınar'a soracağım ama işte bir de DEM kanadı var. Özellikle Sayın Bahçeli'nin gelsin DEM Parti grup toplantısında o açıklamayı yapsın, terör örgütünün lağvedildiğini söylesin, tecriti kaldırsın diye hitap ettiği, tokalaştığı DEM Parti'den eş genel başkan Tuncer Bakıram'dan geldi bugün bir açıklama. Açın İmralı kapılarını, Sayın Öcalan'ın düşünceleri. Bu arada bu metinde yer alan Sayın Öcalan ifadesi Sayın Bakırhan'ın ifadesidir. Biz Öcalan diyoruz Halk TV olarak. Dolayısıyla bu ifadeyi şimdiden hemen bir belirtmiş olayım. Tamamen Sayın Bakırhan'ın açıklamasını okuyorum. Düşünceleri, fikirleri halklara Türkiye emekçileriyle kendi partisiyle buluşsun. Kendi partisi ifadesi önemli. Madem çözümden bahsediyorsunuz, çözüm sürecinin de henüz ortada olmadığını belirterek buyurun açın. Sayın Öcalan, çözüm konusunda hukuki ve siyasi zemin oluşturursanız biz de büyük bir rol oynayacağını, 100 yıldır prangı olarak Türkiye halklarının ayağına vurulan bu sorunun demokratik yollarla çözüleceğine inanıyoruz. Ne diyorsunuz Sayın Sınar? Yani gelsin partisiyle buluşsun, kendi partisiyle buluşsun. Bir anlamda aslında DEM Parti'yi de Öcalan'ın partisi olarak ifade ediyor. Sayın Bakıran, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi ben meselenin siyasi boyutundan ilişkin. Bir miktarda PKK ile ilgili olabilir. Efendim? Bir seviye mi girdi? O bir miktar PKK ile ilgili olabilir. PKK da parti olarak geçiyor ya, onu ifade ediyor. Yüz parti... görünmediği için birisi bir şey söylüyor, tamam. Kimin ne söylediğini anlamıyor. Mehmet onu kastediyorsunuz değil mi? PKK'yı parti olarak gördüğünü kastediyorsunuz. Evet efendim, orada DEM'le değil de PKK ile ilgili bir ibare kendi olabilir. Kendi partisiyle buluşsun. Peki siz böyle yorumladınız. Ben konuşmaya başlayabilir tabii, miyim? Tabii, buyurun başlayabilirsiniz. Tamam. Buyurun Sayın Sınav. Şimdi bu sorun hakikaten bizi çok yordu, çok gerdi, çok üzdü, çok canımızı yaktı. Bundan artık kurtulalım. Hakikaten samimi bir biçimde kurtulalım. Bakın, kronolojik olarak baktığınızda 1960'lardan 80'lerin başına kadar o soğuk savaş döneminde dünyanın başında bir etnik terör belası olduğunu görürsünüz. Bütün hareketlere bakın. Hepsi 60'lar sonrasında, 70'lerde filizlenmiş, 80'lerde yükselmiştir. Soğuk savaşın sonuna kadar. Bu İra'da benzer bir şekildedir İrlanda'da. Farç, az önce sizin ifade ettiğiniz Kolombiya'da aynı şekilde, o biraz daha geçmiş. Düzeltme yapabilir miyim? İra etnik değil hocam. İra dini ayrım var. Gene aynı temelde. Katolik ve Ortodoks. Ya Katolik protestan, ama baktığınızda şimdi oraya girersek Celtic Rangers muhabbetine kadar gideriz. Aslına bakarsanız İrlanda'dan gelmiş İskoçların yarattığı şeydir. Çok bambaşka bir hikayedir oradaki. Kelt, Anglo-Sakson gibi bir tabii etnik boyutu da var. Var. Evet, var. Ama protestan Katolik tartışması tartışması da var. Başka noktaya geleceğim. Bask bölgesinde ETA'nın aynı şekilde yapmış olduğu, hatta Sri Lanka'daki Tamil gerillalarına kadar. Bütün bu saydığımız terör hareketlerinin bugün 2024'e geldiğinde bir tek ortak noktası var. Hepsi
kendi sosyolojik ve kültürel özellikleri göz önüne alınarak şu veya bu şekilde farklı modelleri uygulayarak bu şiddet sorununu çözdüler. Yıllardır Londra'da tek bir bomba patlamıyor. 90'lı yıllarda çok modaydı. Madrid'de yıllardır en ufak bir olay olmuyor. Ya Tamil gerillaları Sri Lanka bile çözdü. 2024 yılında daha evvelsi gün TUSAŞ'taki saldırıyı gördük. Şiddete yenilen bir tek biz kaldık. Bunu çözmemiz lazım. Onun için bu Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili eleştirileri hepsini değerlendiririz ayrı bir hikaye ama burada bu sorunun çözümü noktasında kim bir tuğla, kim bir taş koyuyorsa bizim ona hepimizin omuz vermesi lazım. Niyet okumak gibi bir derdimizin olmaması lazım. Ama meselenin şöyle bir boyutu da var. Biz şimdi bunları konuşuyoruz. İşte birileri halen Sayın Öcalan diyor. Ondan sonra kimileri Öcalan dışarı çıkar, Demirtaş da dışarı çıkartılmalı. Ya bunları bakın ne güzel konuşabiliyorduk. Ama daha 3 gün öncesine kadar Sayın Bahçeli bu açıklamayı yapana kadar biz bu konular üzerinde tek kelime söyleyemez noktaya getirilmiştik. Ben evvelsi gün de aynı şeyi söyledim. Bir başka televizyon programında Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını şu stüdyodaki birisi daha önce yapmış olsa stüdyodan evine gidemezdi. Aynı muhtemelen şey stüdyonun çıkışında şey polis tabii alır götür ve böyle başka yani hiçbir şey de yapamazdı. Korkunç bir siyasi ideolojik hegemonya var üzerimizde. Tabii. Yargıyı da sopa olarak kullanan bir hegemonya çıtını çıkaramaz vaziyettesiniz. Bugün Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte adeta tırnak içerisinde bir yeni, bu sorun bağlamında bir normalleşme süreci ortaya çıktı ama bu bizim demokratik altyapımızla, kurumsal yapımızla oluşturmamız ve güvence altına almamız gereken bir şey. Siyasetçilerden birinin, birden fazlasının lütfuyla, ihsanıyla, onun kişisel inisiyatifiyle yarattığı bir normalleşme süreci olmaz, olmamalı. Bir, bunun altını çizeyim istiyorum. İki, herkes şunu konuşuyor. Bu bir ikinci çözüm süreci midir? Israrla bakın bu çıkışı yapan özellikle MHP'li dostlarımız çözüm süreci ifadesinden bilhassa kaçınıyorlar. Adı konulmamış bir süreç. Başka bir süreç. Şimdi o zaman ama sorunun çözümüne yönelik bir irade ortaya konulduğunda bizim hiçbir şey yapmasak bile önceki çözüm sürecinde yapılan hatalardan ders çıkarmamız ve o hataları bir kez daha tekrarlamamamız gerekiyor. Ne yapıldı o zaman? Kapalı kapılar ardında MİT araya sokularak Oslo'da görüşmeler yapıldı değil mi? Şeffaflıktan tamamen uzak bir biçimde birileri bir takım görüşmeler yaptılar. Meclisteki siyasi partilerin dahi bundan haberi olmadı. Bu defa sürecin farklı işlediğine inanmak için sebeplerimiz var. Bakıyorsunuz Sayın Bahçeli de az önce her ne kadar çok hafif konuşmuş olsa da Sayın Cumhurbaşkanı da ve ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel de aslında benzer bir perspektiften meseleye yaklaşıyorlar. Bu çok önemli. Ve aslında bir devlet aklının bu konuda ortaya çıktığını ve devlet aklının iktidara da muhalefete de bu konuda konuyu izah ederek hepsini ikna ettiğine bizi inandırmak için çok fazla sebep var. Dilemiz bu şekilde gerçekleşiyor. Ama ne olmaması lazım? Geçmişte o toplumun farklı kesimlerinin sinir uçlarına dokunan çözüm sürecinden bahsediyorum. Habur'da o gelen teröristlerin gövde gösterisi yapması gibi. Asla affedilemez bir biçimde oraya bir seyyar mahkeme götürülerek orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakikaten çok yaralandığı bir takım görüntülerin ortaya konulduğu gibi yanlışları yapmaktan mutlaka kaçınmak gerekiyor. Bu önemli. Bir de süreci sadece Abdullah Öcalan ekseninde değerlendirmek gibi bir yanlışa asla düşmemek lazım.